Değerli gönüldaşlarım, değerli Yalovalılar, basınımızın çok değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Kasım seçimleriyle ilgili olarak bir dönüm noktası oluşu, yani birinci aşama nedeniyle siz değerli basın mensuplarıyla bir değerlendirme açıklaması yapmak istedim. Sayın Milletvekilimizin de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirmişlerdi. Ve oradan ülkede bir takım aslında ufak demeyeceğim, bir iki haberle devam edecek. Ben de değerli basınımıza söylemek istediğim, kamuoyuna duyurmak istediğim şeyleri, metni okumak suretiyle yapacağım ve sizlere bir tanesini birer tane dağıtmış oldum. Değerli basın mensupları, hepinizin yakından takip ettiği gibi 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonucunda Türkiye genelinde %40.76, Yalova ise 40.63'lük bir sonuçla Yalova'dan Sayın Fikri Demirel'i milletvekili olarak meclise göndermiştik. Ancak mecliste yeterli milletvekili sayısının çıkaramamış olmamızdan dolayı tek başına bir hükümet kurmamız mümkün olmamıştır. Edinilen sonuçlar ülkemizin önüne yeni bir tabloyu ortaya koymuştur. Bu tablo parti teşkilatımızın tüm kademelerinde yoğun bir değerlendirme sürecini başlatmıştır. Ülkemizi hükümetsiz bırakmamak adına Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde partimiz uzlaşı için diğer partilerle oturup konuşulmuş, açık, ilkeli, şeffaf temasları sürdürerek koalisyon ortaklığını mümkün kılacak tüm adımları atmışlardır. Ancak diğer partilerin farklı tutumları sebebiyle herhangi bir koalisyon zeminin oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Halkımızın bize verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğu ile kaos çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek ve ülkemizi yeniden iktidar, yeniden bir istikrar ortamına kavuşturma adına bir seçim hükümeti kurulmuştur. Ve 1 Kasım 2015 tarihinde erken seçim yapılmasına karar verilmiştir. Seçim takviminin açıklanması ile birlikte 3 Eylül tarihi itibariyle 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Yalova'dan adayı olan 15 arkadaşımız müracaatlarını gerçekleştirmişlerdir. Partimize teveccüh göstererek başvurularını yapan tüm adayı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu teveccühü partimize olan güvenin en büyük nişanesi olarak görüyorum. Adayı olan 15 arkadaşımız hepimiz için eşit mesafede değerli ve her biri partimizin temsiliyet açısından da aynı derecede kıymetlidir. Ancak genel merkezimizin yapacağı istişareler neticesinde 2 tanesi adayımız olacak ve 15 Eylül 2015 tarihinde kesinleşerek 18 Eylül'de kesin liste kamuoyuna paylaşılacaktır. Aday adaylarımızdan hangileri aday olarak gelirse gelsin, geri kalan 13 adayı belirlenen 2 adayla ve teşkilatımızla birlikte geleceğimizi belirleyecek olan 1 Kasım 2015 seçimleri için çalışacaktır. Kim aday gösterilirse gösterilsin, bizler Yalova'mızın ve ülkemizin menfaati, istikrar ve güvenin devamı için tüm teşkilat kademelerimizle birlikte sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Bu çerçevede 1 Kasım 2015 genel seçiminin Yalova'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Buraya teşrif ettiğiniz için siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, AK Parti'den
aday adayları başvurusu yapan 15 ismi başvuru sırasına göre şöyle sıralayabiliriz. 1. Seyfettin Doğan, 2. Fikri Demirel, 3. İlker Karbuz, 4. Ömer Fitoz, 5. Yusuf Ziya Şener, 6. Muğlim Bağatar, 7. İlker Kaya, 8. Mehmet Demirhan, 9. İsmail Çınar, 10. Bayram Ali Yılmaz, 11. Mehmet Kuyumcu, 12. Hüseyin Uygun, 13. Yunus Yargıcı, 14. Ahmet İhsan Altunç, 15. İdris Demirhan. Değerli arkadaşlar, biz teşkilatlar olarak çoktandır, zaten tek başına bir hükümetin kurulamayacağı anlaşıldığından itibaren hem genel merkezimizin de bize yol göstermesiyle çalışmalarımıza zaten başlamış idik. Biz seçimden, 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra Sayın Milletvekilimizle yine çalışmalara aralıksız devam ettik. Birçok köylerimizi ziyaretler, bütün vatandaşlarımızın düğün, taziye, her türlü etkinliğinde bizler milletvekilimizle birlikte, teşkilatlarımız hep beraber vatandaşlarımızla birlikte olduk. Gelinen bu süreçte kendimizi Yalova'da daha güçlü hissediyoruz. Yalova'da 1 Kasım seçimlerinde daha iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Teşkilatlarımızda bu noktada inanç tamdır. Yapacağımız daha disiplinli, daha gayretli bir çalışmadan öte bir şey değil. Hem ülkemiz AK Parti'nin güçlü bir şekilde iktidarı yakalayacağı bir sayıya ulaşmasını hem de Yalova'mızda en iyi sonucu elde etmek için var gücümüzle çalışmaları yapacağız. Ben sorularınız olursa daha sonra cevap vermek suretiyle konuşmalarımı burada bitiriyorum ve sözlerini Sayın Milletvekilimiz Fikri Demirel'e veriyorum. Buyurun Sayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yalnız şurada bir yanlış biliyor olabilirim. 18. Adaylar içeri verilecek. 28'inde kesin aday listeler açıklanacak. Evet. 15 Eylül 18 şeklinde 15-18 kesin aday liste açıklanması da 28 Eylül. Evet. Onu elimizdeki notlarda düzeltirseniz. Evet. Peki, değerli basın mensupları, çok değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçimleri Yalova'mıza, ülkemize, partimize ve bütün insanla hayırlı sonuç getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimle ilgili Sayın Başkanımız zaten gereken bilgileri verdi. Ben de burada yeniden 26. dönemde milletvekili adayında olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı neyse o olur inşallah. Ben bir iki notu paylaşayım. Dün olağanüstü bir meclis toplantısı vardı. Dolayısıyla meclis toplantısı ilgili olarak Ankara'daydı. Yeni atanan bakanların yeminlerini yapıldı. Ayrıca bildiğiniz gibi Suriye-Irak tezkeresinin uzatılması yapıldı. Bütün üye seçimi yapıldı. O esnada bütün bakanlarımız da mecliste olduğu için ilgili, yani bizim görüşmek istediğimiz ilgili bakanlarla görüşmeler, bunlardan Maliye Bakanı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı, Sağlık Bakanı da benim konularda fikir alışverişinde bulundu. Kendilerinde Yalova ilgili zaten var, geçmişler gelen değişiklerimiz nasibetiyle benim taleplerimizin değerlendirilebileceğini söylediler. Tabi biraz da seçimi bahane ederek bir şeyler toplamanda gayretli içinde oluyoruz. Bazen bazı şeyler fırsat da olabiliyor.
Ama bazen de hiçbir şey de yapılabiliyor. Yani şu anda mesela atama konusunda bir şey yapamıyoruz. Niye? Sayın Başbakanımızın bir tedbiri var. Bütün atamaları durdurdu. Belki doğrusunda oydu. Çünkü iki aylık bir süreçte yeni atanan bakanların bakanlık yapısındaki kadrolarda veya illerin yapısındaki kadrolarda iki aylık süreç için bir değişiklik yapmamasına fırsat tanımaması bence doğru bir karardı. Onun dışında bildiğiniz gibi seçim öncesi köylere verdiğimiz yollarla ilgili sözlerimiz vardı. Şu an bilim görme fırsatımız oluyorsa işte çalışmalar devam ediyor. Üç yolu zaten köyün bağlantı yolları sıcak asfalt kaplamasıyla kaplandı. Niye sıcak asfaltı uygun gördük? Satır kaplama dediğimiz işte o biliyorsunuz bu cesaret işte zevkle yapışan asfalt türü çok çabuk reform olabiliyor ve her yıl yol yolunda kalıyorsunuz. Sıcak asfalt biraz daha maliyetli ama en az bir 10 yıl, belki 15 yıl korunduğu takdirde ömrü olan bir asfalt sistemi. Tabii satır kaplamayı belki 10 kilometre yapıyorsunuz da sıcak asfaltı 3 kilometre yapabiliyorsunuz. Biz bu önümüzdeki süreçte Allah izin verirse 1-2 yıl içinde bütün köylerimizi birbiriyle, ille olan bağlantı yollarını sıcak asfaltla kaplamak suretiyle hem il özel idaremizi uzun yıllar bu yol çalışmaları noktasında rahatlatır, başka konulara meyletmelerinde fırsat veriyoruz. Bir de bu Solucak köyümüzü bir 9000 küsur 10.000 metrekareye 10.000'e yakın bir hazine yerini talebi vardı. Ne düşünüyordu burada? Bakın bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Artık köylerimiz modernleşiyor. Yani şehirde olanı köylerimiz de istiyor. Neydi bunların bu talebi yaparken bizden istedikleri veya oraya uygulayacakları proje? Bir mesire alanı, tenis kortu, basket sahası, voleybol sahası. Yani düşünün artık yani bunlar birçok belki Anadolu ilinde yokken biz artık Yalova'da köylerimizde bunlar bizden ister diyorlar yerden. Bu ne demektir? Eskiden gittiğimiz zaman yol, su, akkuyruk, kanalizasyon gündeme gelir. Ne oldu şimdi? Demek ki bu ihtiyaçlar giderildiği için artık gençlere dönük talepler gelmeye başladı. Doğalgaz saymıyor. Ben gittiğimizde doğalgaz istiyor. Bu ayrı bir şey. Dolayısıyla biz de elimizden geldiği kadar köylerimizi bu taleplerine yerine getirip işte onların da ne olur bu? Şimdi düşünün Solucak köyünde bir tenis kortu olduğu zaman işte burada insanlar sıraya geliyor bazen. İşte ne olacak 10 dakika uzaklıkta hem köyle şehir arasında sürekli bir sirkülasyon da sağlamış olacak. Bunun tahsisini yaptırdık 2-3 gün önce gidip tahsis vermesini köy mutlarında teslim ettik. Bir de biliyorsunuz huzur evimiz vardı. Orası yıkıldı. Fakat zemin etkileri sakat çıktığı için bakanlık oraya o uygulanacak şeyi biliyorsunuz Çınarcık'ta yapılan huzur evini aynı o kalitede, o yüksekte bir huzur evi burada da yapalım istedik. Fakat 3-4 katlı yani taşımayacağı öngörülünce bizden yeni bir yer talep ettiler. Biz de yine Solucak kalıcı konumda ne olduğu bölgede şu anda arsa tahsisi yapıldı. Zaten proje hazır. İnşallah önümüzde çok kısa bir sürede de ihaleye çıkacak. Ha bu eski huzur evinin yerini alacağız. Oraya da yine Çınarcık'ta bildiğiniz gibi müstakil o huzur evinin dışında müstakil evlerimiz var. Yine yaşlılarımızın tek veya iki kişi kalabilecek. Zannediyorum bir 50-60 tane müstakil yine yaşlılarımızın kullanımına sunulmak üzere bu eski yerde de bu evlerde
bombola tipini diyorlar ona. Aşağı evlerden yapmak suretiyle ne olmuş olacak şimdi? Bu bize tabii burada bir huzurevi yapmış olsaydı, diyelim o da 60 kişilik bir huzurevi olacaktı. Şimdi 60 kişilik huzurevi olacak, artı bir atıyorum 50 kişilik müstakil evleri de burada yapmak suretiyle sayı bir anda 110'a çıkmış olacak. Dediğim gibi bakanlarımızla görüşmelerimiz oldu. Maliye Bakanı'ndan işte para talebimiz oldu. Maliye Bakanı'ndan ne istedi? Seçim dedik. İşte il özel idare bize biraz kaynak aktarılırsa biz de işte bu esnada belki birkaç kilometre daha sıcak asfaltı yapmak suretiyle vatandaşa hizmet sunarız. Tezkereden bahsettim. Değerli arkadaşlar biz tabii 7 Haziran seçimleri yapıldı. 8 itibariyle bize tebliğ edilen görev dolayısıyla görevimizi, bize yüklediği sorumluluğun bilincinde çalışıyoruz. Ama hükümetin kurulamayışı vesaire derken bu 2,5 aylık süreçte bir erken seçim gündemine getirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte, ben her zaman söylüyorum, en kötü tek başına iktidar en iyi koalisyonla çok daha iyidir. Ben 70'li yılları yaşayan, 2001 öncesini birçoğumuzun yaşadığını Türkiye'den görüyoruz. Türkiye 13 yılda AK Parti'nin tek başına iktidarıyla çok büyük kazanımlar elde etti. Hem yatırım anlamında elde etti, hem demokratik kazanımlar anlamında elde etti. Fakat tabii Türkiye'nin 13 yılda kat ettiği bu yükseliş birileri rahatsız etti. Bu birileri dediğimizde kimdir? Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini eskiden beri istemeyen dış güçler. Her ülkenin birbiri içinde hesapları var. Herkes kendi ülkesini, kendi insanını gelecekte daha güvenli seviyede nasıl yaşamasını istiyorsa ona göre ülkeleri dizayn etmeye kalkan güçler var. Dolayısıyla Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye artık ondan istediği dizayn edilemez bir ülke haline geldiği için bir yerlerden düğmeye basıldı. Ama inşallah Cenab-ı Allah bu millete yine bu silkinişli duygusunu yüklen bir kasımda seçmenimiz aklı selim davranmak suretiyle neyin iyi, neyin kötü olduğunu da bu dönemde görmüş olduk. Yani bir hükümetsizliğin ülkedeki hem ekonomik anlamda hem sosyal yapının bozulması anlamında bir hükümet kullanmayışının dolarda geldiği seviye, işte anarşide, terörde geldiği seviye ortada. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde ben Türk milletinin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili en iyi kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah da öyle olur diye dua ediyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da yanıtlayalım.